Fon alımından sonra o fonun artık değiştirmesi gerektiğini nereden anlayabiliriz? Ya o kadar güzel bir soru ki Özgür Ali Kalfa sormuş bu soruyu. Şimdi bu soru tam olarak zamanlamayı nasıl yapacağız sorusu. Vallahi Özgür Bey, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Zor soru. Yani fonu hangi fonu aldığınıza göre değişir. Riskli bir fon aldıysanız, hisse senedi, yabancı hisse senedi gibi ve altın gibi, gümüş gibi, burada zamanlama yapmak çok kolay değil. Çünkü orada piyasadaki hareketi öngörmek çok kolay olmuyor. Piyasadaki trend değişikliğini bulmak gerekiyor. Bunun için de belli başlı parametreleri değerlendirmek gerekiyor. Mesela işte diyelim ki teknoloji fonu aldınız, yabancı teknoloji fonları aldınız ve yabancı teknoloji şirketlerine dair haber akışının çok da olumlu olmadığını, bilançoların negatif gelmeye başladığını ve o yabancı teknoloji hisselerini yukarı çeken konunun, parametrelerin, temaların artık geçerli olmadığını gördüyseniz o zaman değiştirebilirsiniz. Ama bunu işte o trendi takip etmek, işte o bilgi akışını takip etmek çok kolay değil. Veya hisse senetlerine bakalım. Mesela yerli hisse senetleri aldınız. Dediniz ki ben ihracatçı şirketler temasına yatırım yaptım. Ve ihracatçı şirketler teması aslında içerisinde ihracata dayalı olarak büyüme ve döviz kazancı olan şirketleri gösteriyor. Eğer döviz kurunda bir hareket yoksa ve ihracatçı şirketler özellikle bu kurdaki hareketten dolayı negatif etkileniyorsa, o zaman belki de o fonu satıp başka bir fona geçmek için zamanlamayı yapmak lazım. Ama yani siz bir dediğiniz gibi aktif yönetilen hisse senedi fonu aldınız. İşte birinci hisse senedi fonu, ikinci hisse senedi fonu. Bu fonu ne zaman satalım, ne zaman geçelim çok kolay bir şey değil. Çünkü fon yöneticisi kendi içerisinde zamanlamayı yapıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. O yüzden bazen de o zamanlamayı yapmak veya o satışı yapmak yerine birazcık daha oturup uzun vadeli bakıp beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ama işte mesela biraz önce bir örnek verdim. Şu an için mevcutta yıl sonuna kadar belki hisse senedinde bu dalgalanma volatilite devam edecek ama yıl sonuna doğru belki faiz indirimlerinin de konuşulmasıyla hisse senetlerinde ön plana çıkabilir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla mevcutta eğer bunu bekleyebilecek kadar şeyiniz yoksa belli bir kısmını satıp para piyasası fonuna geçebilirsiniz. Mesela böyle bu tarz taktiksel şeyler yapabilirsiniz ama şu fonu şu zamanda alınır, şu zamanda satılır demek çok kolay bir şey değil. Yani onun kesin bir reçetesi yok maalesef.